Pekala kızlar, yöneticiler olarak size karşı bir şikayetimiz var. Bu okuldaki tüm aynalara dudak izi bırakmayı kesecek misiniz? Bu bezleri dudaklarını tüm aynalardan silmek için kullanacaksınız. Ya reddedersek? Dudaklarımız senden başka kimseyi rahatsız etmiyor. Ayrıca güzel dudaklarımız varsa neden onları aynada bırakmayalım? Bugün sadece o aynaya bir iz bırakmak için bilerek bu ruju sürdüm. Maya, bunu bilmelerine gerek yok. Her zamanki gibi bize hava atıyorsunuz değil mi Bunny? Yana? Yöneticilerin önünde inek gibi çiğnemeyeceksiniz. Oturup yöneticilerin Bunny ile tartışmasını izlemek ne kadar heyecan verici. Aa güzel, acaba bundan sonra ne olacak? Sessizce bakalım. Maya tükürdü. Ne? Tükürmemi mi izlemek istiyorsun? Buraya tüküreyim diye mi? Hayır. Önümüzde sakız çiğnemeni izlemek istemiyoruz. Knapam? Hadi kızlar, acele edin ve sakızınızı tükürüp ödevimizi dinleyin. Knapam? Bu ne saçmalık? Knapa bekliyorum. Nastya, ne yapıyorsun? Sakızımı yutmaya çalışıyorum. Her neyse, unut gitsin. Sakızını ona tükür. Bir kutuya koy ve onda kalsın. Dayana sakız. Al yana sakızım, en azından beni hatırlayacak bir şeyin olur. Bu bir hatıra değil, senin DNA'n. Yanlış bir şey yaparsan diye. Ve bu sakızı siz gangsterleri bulmak için kullanacağız. Nastya? Yana, sakızım yok, yuttum. Ne? Bunu bilerek mi yaptın? Bunny, hepsi bu değil. Bütün mücevherlerinizi çıkarın ve kutuya koyun. Burada ıvır zıvırları göstererek dolaşmayın. Ne? Hayır kızlar, bu çok fazla. Delirdiniz mi yöneticiler? Kovulmak mı istiyorsun? Şok oldum. Evet, Redsler havalarında olmadıklarında böyle olurlar. Anlamıyorum. Kızlar ne yaptı? Kızlar okuldaki tüm aynaları öptüler ve Redsler bundan hoşlanmadı. Tabii ki hoşlarına gitmez. Çünkü geçen hafta tüm aynaları temizlettiler. Bence aynalar dudaklarla güzel oluyor. Yanına gittiğinde öpücüğü kimin bıraktığını hemen görebiliyorsun. Yana, kutuyu bana ver. Bunny mücevherlerini çıkarıp buraya koydu. Şimdi elinizde bu paçavralar olacak. Ve şimdi sadece bu okulun değil, tüm okulun aynası olacaksın. Bıktım senden Bunny. Pekala kızlar, yüzüklerimi çıkarıp kutuya koyuyorum. Umarım onları daha sonra bize geri verirsin. Onları kendine alma. O sıçanlardan intikamımı alacağım. Bu içe karışmasan iyi edersin. Tavşanların onlara kaç kez misilleme yaptığını biliyor musun? Nastya, sen umurlarında değil. Ne demek istiyorsun? Bilezikler aynayı yıkamamıza ne engel olacakken? Nastya bilezik. Dayana, saçının altında ne parlıyor? Laya, eğer kastettiğin buysa o bir küpe ve kesinlikle çıkarmayacağım. Hayır, çıkar şunu. Laya yapma. Kulağın tekrar büyüyebilir. Eskiden benim de vardı. Yana, neden hep burnunu sokuyorsun ve hep yanlış zamanda? Dedim ki Laya, küpemi çıkarmayacağım. Tamam. İşte paçavralar. Bir şekilde bölüşün. Bir saat içinde okuldaki tüm aynaları kontrol edeceğim. Sen de duydun mu? Bu yemek isteyen aç bir filin sesi. Ve bu da pençesi yaralanmış bir aslan. Her gün hayvanların hayatını kurtarıyorum ve yardımına ihtiyacım var. Bu hayvanları en iyi hallerine getirelim ve her biri için ev inşa edelim. Şimdi oyunumuzu indir. Hayvan arkadaşlarımız seni bekliyor. Redsler hükmetti. Dostum Yana ve Laya, siz çocuklar çok havalısınız. Bana enayi gibi göründüler. Hayır, havalılar, çünkü Bunny'yi bitirdiler. Bak Loren, eğer şimdi akıllı olmazsan bu bezi alır ve tüm okul tuvaletlerini temizlemeye gidersin. Redsler bunu istemedi. Çocuklar gidelim, kızlar iyi şanslar. Kızlar, bu hiç adil değil. Bu Redsler tarafından paramparça edildik. Bu adil değil. Ve hepsi bu aptalların önünde oldu. Aptallar. Hayır mı ya, onlar aptal. Hayır Nastya, onlar aptal. Onlar aptal. Kızlar sakin olun, ne önemi var şimdi? Önemli olan Redslerin bizi futbolcuların önünde rezil etmiş olması. Tüm takıları çıkardılar. Elimize bu bezleri verdiler ve bu okuldaki aynaları yıkamamızı söylediler. Kızlar, isterseniz yıkayabilirim. Hayır öyle değil maskot, öyle değil. Ayrıca yüzüklerimizi ve bileziklerimizi çıkarmamızı istemeleri ve senin de küpelerini almak istemeleri beni şok etti. Of Nastya, küpemi onlara hiçbir şey için vermem. Bu arada çok havalıymış. Nereden aldın bunu? Knop'a sonra anlatırım. Dayana, bozmana gerek yok beni. Anlıyorum, sen de kızgınsın, ben de. Pekala, paçavraları nasıl bölüşeceğimizi düşünelim. Ve kim hangi aynayı yıkayacak? Karar verdim. Bu bezleri paylaşmayacağız. Aynaları sırayla temizleyeceğiz. Daha da iyisi herkes kendi dudak izlerini yıkamalı.
Ağırca dayanağı basketboncuları şikayet etmeliyiz. Mümkün olan en kısa sürede. Dostum, bu taç kafama çok iyi oturdu. Sanki hayatım boyunca bunu takmışım gibi hissediyorum. Blondie, çok komiksin. Taç sıkıyor mu? Hayır, az önce söyledim ya, sanki hayatım boyunca takmışım gibi. Pekala Blondie, ukalalık yapma. Kazandığını hepimiz biliyoruz. Zaferin gerçek değil. Bunu neden Blondie'ye söylüyorsun? Kötü bir ruh hali içinde olacak. Çeneni kapalı tutarsan kimse bilmez. Tabii ki çenemizi kapalı tutacağız. Birine söylersek kaşlarımızı yolacağınızı biliyoruz. Yol mu değil, çekme. Şuradaki. Blondie sakin ol, anladılar. Kurbağalar 4 çikolata. Bu kıza hizmet etmek istemiyorum. Bu taç hak edilmedi. Evet, kazanmalıydık. Ben aşığım, sen de aşıksın. Şimdi gidip söyleyeceğim. 4 çikolata. O zaman çikolatayı yere bırak. Tepsiyi neden attın? Prensesler kendi kendilerine servis yapmazlar. Blondie, o tacı adil bir şekilde aldığına inanmıyorum, inanmıyorum. İnanmıyorsan bu senin sorunun, değil mi kızlar? Blondie ve George gençler tarafından oylandı. Kendini kötü hissetme, belki gelecek yıl şansın yaver gider. Belki de gelecek yıl size ben servis yaparım, bana bir tepsi getirebilirsin. Kimseye bir şey söylemediğine emin misin? Bu çok garip. Pizzacı kız bir şeylerin kokusunu almış. Ama kimseye bir şey söylemedik. Belki George herkese söylemiştir. Hiç sanmıyorum. Onunla anlaşmamız var. Biliyor musunuz çocuklar? Bugün yeni bir yıl mektubu yazdım ve dilek tuttum. Gigi, Noel babaya hala inanıyor olman çok şirin. Biliyor musun Karina? Her zaman inanmalısın. O zaman dileğin gerçekleşir. Gigi, ne tür bir dilek diledin? Sana söylemeyeceğim Bronze. Bu bir sır. Lütfen söyle bana. Tamam Bronze. Annemin senden hoşlanmasını isterdim. Gigi, bu dilek asla gerçekleşmeyecek. Annem beni asla sevmeyecek. Gigi, anne neden Bronze'u sevsin ki? Önemli olan senin onu sevmen. Biliyorsun Karina, annem erkek arkadaşından hoşlanmadığında her şey felaket oluyor. Evet, annesi beni kapının önüne bile çıkarmıyor. Bronze, annem de ondan hoşlanmıyor. Evime geliyor ve her şeyi yiyor. Ne yaptın? Tek yaptığım 2 muz yemekti. Zaten her şeyi yediğini söylüyorsun. 2 muz, 1 kilo portakal ve bütün bir sizler doldurma. Tam bir pisliksiniz. Misafir açsa neden onu doyurmuyorsunuz? Pizza, Ice, bana hemen yiyecek bir şeyler getirin hadi. George mu? Vay canına, bugün seni tanıyamadım. Evet, evet, polis üniformamı yıkamak zorunda kaldım. Bir suçluyu kovalıyordum ve düşüp dizlerimi kirlettim. Söyle bakalım, suçluyu nasıl takip ettin? Onu yakaladın mı? Yapmadığımı biliyorsun. Uzun boylu, 1.80 boyunda, uzun bacaklı. Kaçtı. O zaman koca ayak olmalı. Her şey mümkün ama onu yakalayacağım, sana söz veriyorum. Zeynep'e bak. Blondie görüyorum. George polis üniforması giymiyor. Tam bir felaket. Blondie, bir anlaşmam vardı. Blondie ve ucube. Onun aptallığının tüm gerçeği ortaya çıkarması uzun sürmeyecek. İşte o çift, okuldaki en güzel kız. Hı, yarı pişmiş bir pizza yap. Blondie, ne yapıyorsun? Bir anlaşma yapmıştık. Biliyorum, sadece herkesin buna inanmasını istiyorum. George, seni çok özledim. Adamım, o hasta. Kafadan hasta. Ah kızlar, bu son tuvalet ve son ayna. Dudaklarımızın en güzel olduğu yer burası. Evet ve benimkiler en büyükleri. Nastya bak, seninkiler en küçükleri. Dayana, beni öldürmeye mi yoksa gömmeye mi karar verdin? Nastya, alınma, çok güzel dudakların var. Sadece dudaklarımızın doğru boyutta olduğunu söyledim. Küçükten büyüğe. Gerçekleri söyledim. Evet kızlar, ne var ne yok? Son aynayı da siliyor muyuz? Yoksa buraya kimin hangi dudaklara sahip olduğunu bakın dinlemeye kızlar, mi geldin? Bu tuvaleti zaten pek kimsenin ziyaret etmediğini fark ettim. Üzerinde Bunny en iyisi yazan bu aynaya dudaklarımızı bırakmaya ne dersiniz? Evet, Leia ve Yana'nın bunu bileceğini sanmıyorum. Bunny, üst kattaki aynaları temizleyerek çok kötü bir iş yapmışsınız. Aynanın üzerinde bez nasıl gezdirilir bilmiyor musunuz? Sorun ne? Hiçbir şey alışkın değil misiniz? Bakın Yana ve Leia, çok sinir bozucusunuz. Neden kapıyı çalmadan tuvalete giriyorsunuz? Tuvaletimize. Bu Bunny'nin tuvaleti. Bizi kızdırıyorsunuz Yana ve Leia. Beni gerçekten kızdırıyorsunuz. Size öfkemi göstereceğim. Çok komik. Senin öfken Maya böyle. Nastya, Maya'yı pek iyi tanımıyorsun. Akıllanmaya devam edin Baniler. Ha? Ukalalık yapmaya devam edin. Ha? Aynaları iyi yıkamazsanız yüzükler bizde kalır. Anladınız mı? Nereye gittiğinizi biliyor musunuz? Artık seni duyamazlar. Pekala Nastya, önce dudaklarını sileceğim.
Hepsini onlara. Yarın aynaya yeni bir öpücük konduracağım. Kızlar en azından kavga etmiyorsunuz he? Anlıyorum. Fareler sinir bozucu ama siz bir takımsınız ve birkaç dudak için kavga etmemelisiniz hepsi sinir, bence. Hepsi sinir. Dostum, bu basketbolcular nerede? Evet, bizi aramıyorlar mı? İşte kız arkadaşım bu kadar harika. Oh, sakın başlama. Ne oldu? Bilirsiniz. Soyunma odanıza girersiniz ve bir not görürsünüz. Smile, bu lollipop senin için. Sarı olan. Pekala, lollipop hakkında konuşmayalım. İş hakkında konuşalım. Kızlara gerçeği söyleyecek miyiz, söylemeyecek miyiz? Eğer kızlara tüm gerçeği söylersen, bunun tüm okulda nasıl bir kargaşaya yol açacağını hayal edebiliyor musun? Kızların için üzülmüyor musun? Gergin olacaklar. Üzgün olacaklar. Bence bunu öğrendiğimiz için bize teşekkür edecekler. Bak, son zamanlarda okulda işler ne kadar adaletsiz. Dinleyin çocuklar. Bu okulda en güzel çiftin ben ve Diane olması gerekiyordu. George ve Blondie en güzel çift. Hiç adil değil yani bu. Bu hiç adil değil. Bu yüzden kızların tüm gerçeği bilmeleri gerekiyor. Düşünsenize, kızlar buraya iyi ve mükemmel bir ruh haliyle geliyorlar. Sen de onlara George ve Blondie'nin tacı adil bir şekilde alamadıklarını söylüyorsun. Bu onları kötü bir ruh haline sokar. Sakin ol Zeket. Kızlar gerçeği öğrenirse yaygara koparırlar. Ve Blondie tacını kaybeder. Ve okul çocukları tüm gerçeği öğrenecek. Bu arada kızlar nerede? Yarım saattir burada oturuyoruz. Hala gelmediler. Muhtemelen bugün üçlü antrenman yapacaklar. Henüz çıkmadılar. Peki ne olacak çocuklar? Kızlara söyleyelim evet, mi? Evet Zeket. Evet. Kızların gerçeği bilmesi gerek. İşte bu. Gerçeği söyleme havasındayım. Kızların çok minnettar olacağını ve Diana'nın Smile sen bir dahisin diyeceğini biliyorum. Bunu nasıl aldın? Bebeğim, hepsi senin için diyeceğim. Smile, ukalalık yapma. Tüm gerçeği öğrendim. George bana sen sert bir çocuksun. Bu yüzden sana tüm gerçeği anlatacağım dedi. Az önce öyle mi dedin? Havalı olduğunu mu? Evet öyle dedi. Hadi kızlar, övünmek istediğiniz şey neydi? Öğretmen Mike bana okuldaki tüm aynaları yıkıyor. Başardık. Ne? Bunu nasıl yaptın? Kızlar, bunu yapamazsınız. Öğretmen Mike, bize iltifat edeceğinizi düşündük. Kızlar, ama kişisel eşyaları almak çok fazla. Hey, çocuklar. Merhaba öğretmen Mike. Öğretmen Mike, bazen bu önlemleri almak zorunda kalırsınız. Hayatları boyunca bunu asla kabul etmezler. Kızlar bakın, sadece hepsini geri aldığınızdan emin olun. Ve kendi kurallarınızı koymayı bırakın. Ne? Biz de mi kötüyüz? Biz de mi kötüyüz? Leia, işler hep böyledir. İyi şey yaparsın ama sonunda kötü adam olursun. Evet, öğretmen Mike'ın böyle olduğunu düşünüyorum. Merhaba öğretmen Mike. Merhaba çocuklar. Dostum, Blondie ciddi bir şeyler yapmak üzere. Evet, o bir aptal. Onun peşinde koşuyor. Evet, ama peşinden koşup ona bir şey söylemeyeceğiz. Çünkü onun kendi aklı var. Dürüst olmak gerekirse kızlar, arkadaşınız Blondie'den bıktım. Evet, biraz histerik. Nasıl bir takım kaptanı o? Siz basit tutun, yoksa ona her şeyi anlatırım. İspiyoncu. Neyse kızlar, dudaklarınıza ne sürdüğünüzü bilmiyorum ama çıkmıyor. Pekala, kokmadan önce buradan gidelim. Evet, hadi gidelim. Kızlar, orada kim duruyor biliyor musunuz? Bu okuldaki en güzel çift. Blondie ve George mu? Evet, ne konuştuklarını duyalım. Blondie, neden beni kovalıyorsun? Bir anlaşma yapmıştık. Biliyorum, sanki bir çiftmişiz gibi. Ama seni takip etmezsem herkes aşkımızın sahte olduğunu düşünecek. Ve taçlarımızı elimizden alacaklar. Bizim hiç aşkımız yoktu. Sahte aşk da yok, gerçek aşk da yok. George, sana bir kez daha söylüyorum. Eğer bir çift gibi davranmazsak herkes tacı hileyle aldığımızı bilecek. Biliyor musun Blondie? Sen ve ben bu okuldaki en güzel çift olduğumuzda kız arkadaşım bunu öğrendi ve benden nefret etti. Üzgünüm George ama sen ve ben gerçekten en havalı çiftiz. Bu harika. Bak Blondie, beni yalnız bırakmanı öneririm. Yoksa herkese gerçeği söylerim. George, eğer doğruyu söylersen ben de senin hakkında bir sürü şey söylerim. Müthiş müthiş müthiş. Biliyordum. Vay canına, yani çift değiller. Evet, ortaya çıktı. George'u kovalayan Blondie. Blondie'yi kovalayan George değil. Hile yaparak iki tacı alan onlar. Ne yapacağız? Bütün okula mı söyleyeceğiz? Hayır, herkese kendileri söyleyecekler. İlk olarak gidip Blondie'ye her şeyi bildiğimizi söyleyeceğiz. Her şeyi duyduk. Merhaba George, merhaba Blondie. Merhaba Bunny. Aa Bunny'ler, tuvalet boş mu? Ben de oraya gidiyordum. Dur Blondie. Bütün okulu kandırmaya mı karar verdin? Hile yapman hiç hoş değil. Ay ay ay. Hem de yarışmada. Siz neden bahsediyorsunuz? George, sarıl bana, üşüyorum. George, tamam. Blondie bize yalan söyledi çünkü tacı istiyordu. Ama sen neden bize yalan söyledin? Gençlere kötü örnek oluyorsun.
Kızlar, siz neden bahsediyorsunuz? Biz en güzel çiftiz ve bunu aşmanız George, gerek. Bir erkek arkadaşım olsaydı okulun en güzel çifti olacağımızı hep biliyordum. Blondie bak, aptala oynamak zorunda değilsin. Bize hile yaptığını söyleyecek misin yoksa ben mi söyleyeyim? Banyodaydık ve George'la aranızdaki tüm konuşmayı duyduk. Hadi kızlar gidelim, burada olmak için bir nedenimiz yok. Çünkü yüzüklerimizi almalıyız. George mu? Bu saçmalık Blondie, bu saçmalık. Beni bu dümene sen bulaştırdın. George, acele etmeliyiz. Hayır. Kızlar, hala şoktayım. Of, Rettler buradasınız ve biz de sizin için buradayız. Tüm aynaları temizlediniz mi kızlar? Evet, bütün aynaları temizledik. Bana inanmıyorsanız gidip kontrol edin. Sözünüze güvenebilir miyiz? Evet, güvenebilirsiniz. Pekala kızlar, eşyalarınızı alın. Ve çiğnenmiş sakızınızı da. Bekle Yana, bu bizim DNA'mız. Diana, seni yakalamıştım. Buna inanabiliyor musun? Rettler, bugün bizi gerçekten kızdırdınız. Bunu bize bir daha yapmamanızı öneririm. Alnında bir kompon olabilir. Pekala, özgürsün, özgürsün. Yoksa fikrinizi değiştirir ve ıvır zıvırlarınızı geri alırız. Bir daha olmayacak. Bir daha asla. Bunu arkalarında mı bıraktılar? Bırak kalsın. Vani'nin DNA'sına belki ihtiyacımız olur. Yana, çok fazla dedektif izliyorsun. Siz kurbağalar burada oturmuş ne yapıyorsunuz? Arkadaşınızı mı bekliyorsunuz? Arkadaşınızın size karşı dürüst olup olmadığını merak ediyoruz. Yakında öğreneceksiniz Frog'la. Sıkı durun. Görünüşe göre Blondie yakalanmış. Bu onun kendi hatası. Aa, merhaba çocuklar. Bizi neden bekliyorsunuz? Keşke bizi bulup yardım etseydiniz. Neden? Bir şey mi oldu? Evet dostum. Okuldaki tüm aynaları yıkadık. Bunu bize fareler yaptırdı. Bu çok kötü. Öpüşme aynalarını temizlemiş olmalılar. Diana, sana söyledim. Ben varken neden aynaları öpüyorsun ya? Timur, şu anda gülmüyorum. Diana, onu dinleme. Bu arada Lollipop için teşekkürler. Turuncu. Dinleyin çocuklar, bir şey öğrendik. Biz de öyle. Size ilk haberi veren olacağız. Aklınız başınızdan gidecek. Çocuklar, hepiniz oturuyor musunuz? Bu çok iyi. Her neyse, az önce Blondie ve George'un konuşmalarını duyduk. Hayır. Hayır, bana zaten bir şey bildiğini söyleme. İşte bu, Smile. Diana şimdi senin bir dahi olduğunu söylemeyecek. Her neyse, Blondie ve George sahte bir çift ve tacı hile yaparak aldılar. Biz de bunu öğrendik. Ve size söylemek için bir saat bekledik. George Timur'a itiraf etti ve sen bunu nasıl öğrendin? Romeo ve biz konuşmayı duyduk. Kendi kulaklarımızla, tuvalette hepimiz duyduk. Olumlu. Ama siz kızlar şimdi buna üzülmeyeceksiniz. Üzgün mü? Hayır, üzülmeyeceğiz. Üzgün olan hilekarlar. Smile, daha iyi bir ruh halindeyim. Ben de öyle. Çocuklar, beğenin, kanala abone olun. Zile tıklayın ve yeni harika serimizi bekleyin. Sonra görüşürüz ve hoşça kalın. Ve asla hile yapma. Aldatmanın sonu hep kötü biter.